söz vermiştim sana, geleceğim de yarın bak. Selamünaleyküm. Eyvallah abi. Ortak. Ortak değil mi? Hoş geldin. Önceden ben ortak. Merhaba. Merhaba. Sen nasılsın? Çok yakından tanıdığımız, memleketini seven, memleketi için uzun yıllardan beri hizmet etmiş bir değerli kardeşimizin milletvekili olması bizim Gaziantep ve Nizip adına gerçekten son derece sevindirici olmuştur. Bundan sonraki çalışmalarınızda ülke menfaati, şehrimizin menfaati, Nizip'in menfaati için sizlerin takipçisi olacağımızı belirtmek isterim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gaziantep milletvekili oldunuz. Ama biz sizi bir Nizip milletvekili olarak görüyoruz ve bu yönde beklentilerimiz de sizden yüksek. İlçemizin sorunu olduğunda, ülkemizin sorunu olduğunda ilk arayacağımız kişilerden bir tanesi siz olduğunu belirtmek isterim. Bunu arkadaşlarımın huzurunda da bunu belirtmek isterim. Bundan bir şüphem de yoktur zaten biz. Sizi yıllardan beri biliyoruz, tanıyoruz. Allah yolunuzu açık etsin, hayırlı uğurlu etsin. Seçilmiş olmanızdan gerçekten büyük mutluluk duydum. Başarılar dileriz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca bizi de, bizim odamızı da onurlandırdığınız için de şahsım Nizip Ticaret Odası ve arkadaşlarım adına da size ve bütün arkadaşlarınıza teşekkür ediyorum. Güzel konuşmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. 24 Haziran seçimleri bitti. Allah kısmet etti. Hem teşkilatımız, hem sizleri, hem de arkadaşlarımızın sayesinde Milliyetçi Hareket Partisi 21. dönem milletvekili olduk. Cumartesi günü yemin edip göreve başlayacağız. Bu bir iade ziyarettir. Bize destek veren veya vermeyen ama çorbada tuz olan arkadaşlarımıza, teşkilatımıza, sizlere gelip makamınızda teşekkür etmek istedik. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada iki oda başkanımız benim. Bir tanesi Sıtık Durmaz, biraz önce yanına uğradığımız. İkincisi Mehmet Bey. Benim uzun yıllar beraber çalıştığım, siyasette beraber yol arkadaşlığı yaptığım arkadaşlarım. Yani siyaset dışında da arkadaşlarımız devam eden ama şimdi makamları sebebiyle makamında bulunduğumuz Mehmet Bey. Benim uzun yıllar beraber siyaset yaptığım, siyaset yapmaktan zevk aldığım, gerçekten dürüst, kaliteli, memleketine, vatanına, hizmetine hizmet olmuş değerli bir arkadaşımız, değerli bir başkanımız. Bundan sonra da inşallah bu hizmetlere devam edecek. Bu hizmetlerde bizim katkımız olabildiğince Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili olarak Nizip Ticaret Odamızın, Nizip Ziraat Odamızın ve Nizip Teşkilatımızın, Nizip halkının yanında olacağız. Gücümüzün yettiğince her türlü derdine derman olmaya çalışacağız. Kendimi biraz daha Nizipli olarak görüyorum. Biliyorsunuz benim esas çevrem Oğuz elinde, Oğuz elinde memuriyete başladım. Aracılarımız orada. Barağa yabancı değiliz, Nizip'e yabancı değiliz. Bu sebeple de buraya özel bir yakınlığımız var. Devamlı gelip gideceğiz. Çalıştığımız süre içerisinde sizlerle irtibatta olacağız. Telefonlarımız devamlı açık olacak. Nizip'in çözüm noktasında diğer milletvekili adayı arkadaşlarla bizimle beraber hareket edenler için söylüyorum. Ben kendi adıma Cumhur İttifakı yani AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak söyleyeyim. Biz sizin yanınızda olacağız. Evet. Hükümetteki durum gösteriyor ki yeni bir sisteme geçiyoruz. Bu sistemde pazar günü Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak. Bizim baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir talebimiz olmadığını söylemiştik. Genel Başkanımız da söyledi. Ama verilirse görevden kaçmayız. Şu durumda bakanlık verilsin veya verilmesin, hükümette olan veya olmayalım, biz Cumhur İttifakı'nda desteğe devam edeceğiz. Geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. Siz esnafın, tüccarın, sanayicinin derdini daha iyi biliyorsunuz. Onlar siz bize iletirseniz biz günümüzün yettiğinde diğer vekil arkadaşlarla paylaşacağız. Tek başımıza bir şey yapamayız. Diğer arkadaşlarla birlikte yani Cumhur İttifakı olarak 10 vekil ediyoruz. Sizin yanınızda olacağız. Teşekkür ederiz destekleriniz için. Bizi kabul ettiğiniz için sağ olun.